yanarsın. Öpseyle sapanla, vurursun da saramazsın. Çeşmelerden bulamazsın, ansızın bir deli çaydan içersin de kanamazsın. Sevda kuşun kanadında ürkütürsem tutamazsın. Öpseyle sapanla, vurursun da saramazsın. Hayat sırrının suyunu çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan İçersin de kanamazsın. Arabaya geçin. Arabaya geçin. Senin ne işin var lan burada? Asıl senin burada ne işin var? Arif Ünlü. Ne işler karıştırıyorsun? Havlayan köpeklere bakmaya geldim. Ya öyle mi? Neye niyet, neye kısmet? Seninle hastane bahçesinde yarım kalmış bir hesabımız vardı, hatırladın mı? Sıkacaksan sık lan. Ya da delikanlıysan o elindekini bırak da gel. Madem öyle, seni biraz yumuşatalım ha. Ayakta duramıyorsun lan. Lan! Şimdi ancak garibanlara... Garibanlara... Senin için madde nezareti attığın öğrencilere yeter. Şerefsiz! Kimsin sen? Ne arıyorsun burada? Bana derhal kim olduğunu açıkla, aksi takdirde polis çağırırım. Buna hiç gerek yok. Polis olmanız izinsiz arama yapma hakkı vermez size. Eğer söz konusu olan önemli bir delil ise ona ulaşmamı hiçbir şey engelleyemez. Önemli delilden kastınız bizim muhabirimize ait fotoğraf makinesi sanırım. Ne
Leyla sadece basit bir muhabir değil. Emin olun Leyla'nın ne olup olmadığını benden daha iyi bilemezsiniz. Madem öyle, o zaman buradan o makineye gitmeme izin verin ki ben de gerçekleri açığa çıkarayım. Böyle bir şeye müsaade edemem. O makinenin içindekiler sizden daha çok benim için önemli. Hata yapıyorsunuz. Bu meselede güvenebileceğiniz tek kişi benim. Ben kimseye güvenmem. Eğer şimdi makineyi alıp gitmemi kabul ederseniz... ...bu karşılaşmamız aramızda küçük bir sır olarak kalır. Aksi takdirde bir polis memurunun buraya gelip de usulsüzce arama yaptığını... ...sabah manşetlerden öğrenirsiniz. Bu emniyet teşkilatında pek hoşuna gitmezdi herhalde. Değil mi? Ya başkaları da varsa peşimizde önümüzü keserlerse. Ölürüm de Kubilay'ı teslim etmem. Hele şuradan bir uzaklaşalım da. Arif kimdi o? Polis. Ne? Polis mi? Polisin ne işi var burada? Esma Hanım, bunları daha sonra konuşalım mı? Nereye gidiyoruz onu söyleyin. Bilmiyorum, bilmiyorum ama Işık Kubilay'ı görmemeli. Hele bu son hadiseden sonra olmaz. Işık'ın mevzuyla ilgili olduğu kesin değil. Yine de her ihtimale karşı Kubilay'ı başka bir yerde misafir edelim biz. Nereye? Nerede? Ben uygun bir yer biliyorum. Oğlu var dedim. Yapma dedim. Dedim ama ben oğlu var dedim. Yapmayın dedim. Yapma dedim ona. Yapma. Tamam. Yapma dedim ben ona. Yapma dedim. Tamam. Oğlu var dedim. Tamam. Hadi gel. Ninni bebe, uyu çabuk büyü bebe. Ya neler oluyor Işık? Delirmiş gibisin. Ben seni artık tanıyamıyorum. Babamla alıp veremediğin neydi de gidip kuşluğu dağıttın? Mesele Tarık değil mi? Ya Tarık beni öldürmeye çalıştı. Başıma silah dayadı diyorum. Anlamıyor musun? Meselenin sadece Tarık olduğunu mu zannediyorsun? Ya Tarık değilse ne peki? Ya biz sana ne yaptık? Neden bunları yaşatıyorsun bize? Sen körsün biliyor musun? Etrafında neler olup bitiyor ama sen hiçbirinin farkında değilsin. Tamam hadi sen söyle. Söyle bileyim. Ya biz seninle kardeş değil miyiz Işık? Kardeş demek ha? Kardeş. Eğer gerçekleri merak ediyorsan git annene sor. Git bakalım o ne diyecek? Annem mi? Ne saçmalıyorsun Allah aşkına Işık. Sahi, annen yine evde yok değil mi? Hiç merak etmiyor musun? Senden gizli nerelere gidiyor, ne yapıyor? Bunun senin yaptıklarına ne ilgisi var? Çok az kaldı Tümay. Çok yakında her şeyi öğreneceksin. Senin için üzülüyorum biliyor musun? Yaşadığım bu yalan dünya çok yakında yerle bir olacak. Sen gerçekten aklını kaçırmışsın biliyor musun? Bak ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama ben sana daha fazla katlanamayacağım Işık. Mustafa. Arif abi. Hayırdır inşallah. Hayır olur inşallah. Bir durum var sana, işim düştü. Başım üstüne ne abi, bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Tümay'ın abisi. Bir süre bizim misafirimiz olacak. Niye? Evde bir problem mi yaşamış? Orası uzun hikaye. Sonra anlatırım. Abi şimdi anlatsan da anlamam ki zaten. Ben bu gece nişanlanmış, ayakları yerden kesilmiş bir adamım. Sen ondan öyle gece alelacele çıktın evden. Öyle gerekti kardeşim. Şimdi dışarıdalar. Bir de Tümay'ın abisi... Ruhi olarak biraz rahatsız, haberin olsun. Allah şifa versin abi.
Tamam, sen nasıl dersen öyle yaparsın. Hadi. Hoş geldiniz, hayırlı geceler. İyi geceler. Kusura bakmayın, siz de rahatsız ettik gece gece. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Şöyle buyurun, ben size yolu göstereyim. Buyurun. Kubilay, oğlum hadi gel. Kardeşimdir. Aynı zamanda müstakbel damadımız. Öyle mi? Hayırlı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Burada güvende olacaktır. Mustafa gerekli ihtimamı gösterir. Siz merak etmeyin. Siz hiç merak etmeyin. Oğlunuz bana emanet. Müsterih olabilirsiniz. Çok sağ olun. Burası klinik değil. İlaç ve hemşire olmayacak. Geçici bir süre bizim misafirimiz olacaksın burada. Hadi geç. Oğlum. Bak, sonrasında ben de hep senin yanında olacağım. Hadi oğlum, hadi Kubilay. Odada biraz dağınık, kusura bakmayın. Sabah çarşafı da değiştiririm. Olur mu hiç öyle şey? Zahmet etmeyin. Buyurun. Sağ olun. Oğlum, hadi artık yat uyu. Tüm gün çok yoruldun. Şimdi kimseye bir şey anlatmayalım. Tamam abi, sıkıntı yok. İlgilenirim ben. Bundan sonra kimse ayıramayacak bizi oğlum. Mutlu günlerimiz olacak. Hadi uyu yavrum. Tamam efendim. Sizden haber gelene kadar ben ortalıktan kayboluyorum. Bizi takip eden polisin ismi Sahir'di. Kubilay'ın peşinde olması çok garip. Belki de Işık konuştuklarımızı duydu ve gidip polise ihbar etti. Bilmiyorum ki bu durum nasıl açıklanır. Esma Hanım, Sahir eşinizle bağlantılı bir polis. Zafer Bey Kubilay için endişe edip o polisi yollamış olabilir mi? Zafer Kubilay'la ilgili hiçbir işe resmi polis karıştırmaz. Karıştıramaz. O zaman Sahir emri başkasından aldı. Bebeği Kubilay'ın yanından alıp Tümay'ın başucuna koyan kimdi diye düşünürken şimdi bir de polis çıktı ortaya. Ne Zafer, ne Zafer'in düşmanları, ne de herhangi biri artık oğlumu benden ayıramaz. Arif, buna izin vermeyeceğim. Ben size evi bırakayım artık. Siz de dinlenin. Uzun bir gece. Thank you.
En kısa zamanda gelip Kubilay'ı alacağım. Bir an evvel Tümay'la konuşun. Ondan gizli ailesiyle ilgili bir iş yapmak hoşuma gitmiyor. Anlıyorum. Tümay, kızım sen hala yatmadın mı? Yok, yatmadım anneciğim. Seni bekledim. Neredeydin? Ben Müzeyyen teyzen rahatsızlanmıştı, onu ziyarete gittim. Bu saatte mi? Yok, daha erken gittim ama... sohbet ederken saatin geç olduğunu fark etmemişim. Allah Allah. Yani benim bildiğim hasta ziyareti kısa olur. Yani kadını bu saate kadar ayakta mı tuttun? Ne oldu kızım? Bir şey mi var? Açık açık söyle bakalım. O zaman açık açık söyleyeyim anneciğim. Söylediğin hiçbir şeye inanmadım. Ne oluyor kızım? Siz de son günlerde bir haller. Sen ayrı telden, Işık ayrı telden çalıyorsunuz. Ben sadece bana doğruyu söylemeni istiyorum. Ben sana doğruyu söyledim. İster inan, ister inanma. Ben şimdi yatıyorum. Sen de geçe kalma. Annen neredeymiş sordun mu? Dedim, yapma dedim. Çek lan elini. Ne bu? Çekil. Baba. Dede. Dede. Al. Hoş geldin. Amma hoş bulduk ha. Sen kimsin?
Sen beni tanımazsın. Ama ben seni tanıyorum. Babanı çok daha iyi tanıyorum. Rahmetli omuzdaşımdı. Arkadaşımdı. Nasıl derler yani? Kardeşten öte. Sen bu arkadaşların kusuruna bakma. Ben ne olursa, nasıl olursa Ömer'imi getirin deyince ayarı biraz kaçırmışlar. Ah, kalleşlik yapıp arkadan saldırmasaydı ben ince ayarı verecektim onlara. Neyse, sade de gel dayı. İşim gücüm var benim. Dur Ömer, dur. Babanla birlikte çok yürüdük biz bu alemde. Hiç yol yemedik ama. Delikanlı gibi. Kendimizi bozdurmadan nam saldık. Ona Deli İdris derlerdi. Bana Solaklı İshak. Gözümüzün içine bakacak delikanlı adam arardık biz bu İstanbul sokaklarında. İyi. Hoş. Da. Kardeşim dediğim babam bana niye bahsetmedi bu hikayelerden? İdris bir yerden sonra duruldu. Evlenip partlanayım dedi. Elini eteğini çekti bu işlerden. Bizim Deli İdris, Bakkal İdris oldu çıktı. Sonra araya mesafe koyar oldu eski arkadaşlarıyla. Ha. Şu kadar, zerre kadar kırgınlığım yok. Allah şahit. Kardeşim demişim ben ona. Yani kardeşim olsun, gerekirse karnım olsun fark etmez. Sonra da böyle evlatları olmuş, pırlanta gibi. Allah bizim pedere rahmet etsin. Sana da uzun ömürler versin. Da. Benle işin ne? Hala hikayenin sonunu göremedik. Bu huyum babanın huyları. Rahmetli de böyle lafın uzun gelişinden darlanırdı. Ömer. Bak kısacası gazetelerde senin havadisleri okuyunca bu Ömer Yiğiter bizim İdris'in aslan parçası olmasın dedim. Araştırdım, soruşturdum. Mevzuya uyanınca saldım çocukları sokağa. Gidin bulun gelin onu dedim. Allah'tan kahvenin sahibi benim hemşerimdi de telefon etti seni görünce. Anında yetiştiler çocuklar yanına. Anladım. Oh, çünkü dinledik. Allah razı olsun. Ama dertlenmene gerek yok. Başımın çaresine bakarım ben. Hadi bana eyvallah. Olmaz öyle şey Ömer. Sen bu işlerin erbabı değilsin. Kaçaklık zordur. Ensesinde gözü olması gerektir delikanlı adamın. Hem para lazım, emanet lazım. Ben bunları tedarik edemeyeceksem benim İdris'imin emanetine nerede kalır benim bunca yıllık Solaklı İshaklığım? Al bunu. Hop dedik. İstemez. Kendi göbek bağımı kendim keserim ben. Hadi bana eyvallah. Dememişler. Aslı kurttur, yavrusu da kurt olur diye. Sen hiç merak etme hocam. Rektörlük seçimlerinde size gereken desteği vereceğim. Siz yeter ki Aydınlık Türkiye yolunda gösterdiğiniz keskin duruşu devam ettirin. Zafer Bey, elbette o gericileri pabuç bırakacak değiliz. Ancak şu Ömer Yiğiter denen adamın hala dışarıda olması üniversitedeki arkadaşları
tedirgin ediyor. Siz arkadaşlara söyleyin, o tehlike geçti. Tedirgin olacak bir şey yok. Teşekkür ederim Zafer Bey. Buyurun. Çok teşekkür ederim. İrtibatta kalalım hocam. Tabii Zafer Bey, tabii. Senin ne işin var burada? Biraz vaktinizi alacağım komutanım. Durumlar vahim. Geç. Telefon bağlama. Kimseyi de alma. Peki Zafer Bey. Günaydın. Otur. Bu suratının hali ne Sahir? Düşündüğümüzden daha mı deli çıktı bu kubile? Aşkım içeride konuşsak daha iyi olacak. İyi öyleyse hadi gir. Ne demek lan Kubilay kaçırıldın? Seni oraya başhekim diye koymadık mı? Tabip subay olarak atanından beri doğru düz vazife bile yazılmadı sana. Tek yapman gereken oğluma sahip çıkmaktı. Ben de anlamadım komutanım. Olay gece olduğu için klinikte değildim. Kim vardı peki? Görgü tanığı falan yok mu? Başhemşire vardı komutanım. O da kayıp. Allah kahretsin. Çık dışarı. Çık dışarı! Defol! Başkanım, müsaade edin gidelim alalım şu Arif'i. Bizimle uğraşmak neymiş görsün gününü. Hem komutanın çocuğunu da kaçırdı. Aptal aptal konuşma Sahip. İhbarı yapan komutanın yeğeni. Bizden önce davranıp çocuğu kaçıran komutanın karısı. Ortalık 56 olmuş, sen hala Arif Arif diye sayıklıyorsun. Başka biri kurcalamadığı müddetçe biz hiç karıştırmayacağız bu işi. Seni bir gören oldu mu? Çocuğun odasına bir tane hemşireyle girdik. Sonraki olaydan sonra kadını bulmak için geri gittim ama ortada yoktu. Korkup kaçtı galiba. Dua et öyle olsun Sahir. Alo. Bekir, elindeki her şeyi bırak, acil yanıma gel. Tek başına. Başsın efendim. Şimdi hapı yuttuk Sahir. Komutan yalnız gel, konuşmamız lazım diyor. Durumlardan haberdar olduysa ne yapacağı hiç belli olmaz. Benim de ne yapacağım belli olmaz. Önce seni vururum. Evet, vururum. Sonra da Sahir meğerse hainmiş derim. Haberin olsun. Şimdi kimseye görünmeden karakoldan çık. Sıra ortadan kaybol. Günaydın abi. Hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar işte. Annen nerede kızım? Yukarıda bir şeyler yazıyordu baba. Gelir şimdi. Allah Allah. Kızım, şu listeye bir bak hele. Unuttuğumuz bir şey var mı? Neymiş o? Bak. 2 metre 22 ayar, 6 zincir, 7 tane Trabzon burması bilezik. Anne bu ne? Senin istikbalin. Hele insaf ettin bilesin. Halise teyzenin kızına 3 metre zincir istediydiler. Anne, Mustafa öğrenci daha. Kapalı çarşıda sarraf değil ya bu adam. Ya Mustafa'yı akşam mahcup ettiğin yetmedi. Şimdi çarşaf gibi listeyi eline mi tutuşturacaksın? Nereden çıktı bu? Aman, damadımla arama girmeyin bakayım. Biz Mustafa oğlumla anlaştık. Siz gerisine karışmayın. Ya çocuk zaten kıt kanaat geçiniyor. Yakışıyor mu sana bunların peşine düşmek hala? Mustafa'yı dertleneceğinize Halit'ime dönüp bir bakın. Nerededir? Aç mıdır? Açlıkta mıdır? Hiç merak bile etmiyorsunuz. Abi, abi. Ya aşk olsun Müberra.
Anlattım ya sana, bilmiyormuş gibi niye konuşuyorsun sen? Ben çıkıyorum. Halit'e de bakarım, merak etme. Arif oğlum. Ben Halit'le ilgileniyorum, sen merak etme. Abi, oğlum. Bir lokma bir şey yeseydin ha. İştahım yok. Ne dedim ki ben şimdi? Yine suçlu ben mi oldum? Ya sabır. Al baba. Bu talebeyi hukuk fakültesine yönlendirin. O çocukta istidat var. Kafası çalışıyor. Doktor olmak istiyormuş. Hayır. Polis akademisine yönlendirin. Halit. Çok yönlü bir öğrenci. Deli dolu, heyecanlı. Liderlik vasfı da var. İmam Hatip'in talebe birliği başkanı oluyordu. Salak işte, hırsları yüzünden yaktı kendini. Hırs. Şeytanın en çok sevdiği huylardandır. Babası Hüsnü abi. Sevilen bir esnaf. Eşraftandır. Mahallede herkesin üzerinde tesiri var. İslami camiadan, Erbakan'dan Zahit Kotkusu'na, üst düzey aklına kim geliyorsa dükkanına girer çıkar. Etkili bir adam. Halit'in babası Hüsnü Bey, demek ki böyle etkili bir esnaf. Mahalledeki diğer esnaf abilerin himmetini kuvvetlendirmek için bize katılması çok faydalı olabilir. Önemsedin madem bu kadar, getireyim yanına. Alsana. Böylesi önemli bir şahsiyeti bizzat kendim ziyaret etmek isterim. Yok ya, ne gideceksin ayağına Fethi? Hüsnü abi hocaları sever. İyi bir vaiz gelmiş derim, tutar kolumdan getiririm. Bizzat kendim ziyaret etmek isterim Remzi Bey. Gece getirdi Arif abi. Bir tanıdığının misafiriymiş. Başkanım. Birazcık da psikolojik sorunları var. Belli oluyor zaten. Allah şifa versin. Ha, Arif abi de geliyor. Şimdi o daha iyi anlatır meseleyi. Selamünaleyküm. Aleykümselam Arif. Bizim Kubilay'dan bahsediyordum da İbrahim Başkan'a. Başkanım kusura bakma. Sana danışamadım ama gece gelmek zorunda kaldık. O nasıl söz Arif? Senin misafirin bizim misafirimiz ya. İyi etmişsiniz tabii. Eyvallah. Ayrıca elimden gelen bir şey varsa... Ya Bayan Songar Hoca'ya göstersek ya biz bu çocuğu. Vallahi iyi düşündüm başkanım. Ailesine bir malumat verelim, sonra bakarız. Olur, olur abi. Gördünüz değil mi gazeteyi? Alın size tekzip. Biz bunların ayaklarına da gitsek, bağırıp çağırsak da yazdıkları 3 satır. Biz satır için değil, hatır için gittik Remzi. Ömer için gerekirse 1000 defa giderim. Sen rahat ol. Tamam abi. Tamam. Remzi. Herkes işine baksın. Dışarıda hevesimizi baltalamaya çalışan tonlarca adam var zaten. Arif abinin bir misafiri. Ya.
Gel. Buyurun komutan. Birazdan anlatacaklarımın tamamı burada kalacak Bekir. Bu bir rica değil, emirdir. Tabii komutanım. Benim bir oğlum var. Hiç bilmiyordum komutan. Özel ilgilenilmesi gereken bir hasta. Özel bir klinikte kalıyordu. Dün gece o klinikten kaçırıldı. Ama kim sizin oğlunuzu? Sorularını kendine sakla Bekir. Senden istediğim oğlumu hemen bulmam. Olaya şahitlik eden bir başhemşire var. Onu da bul. Başsın okuldan. Tekrar söylüyorum, soruşturmayı gizli yürüt. Ne dersiniz? Anne, neler çeviriyorsun sen? Arif? Dün tesadüfen makinanda film olduğunu fark ettim. Dedim herhalde fırsatı yok, çok yoğun. O yüzden gidip kendi ellerimle tab ettirdim. Sonuçta biz eski dostuz, ha? Öyle değil mi Leyla? Gerçi benim için de çok güzel bir nostalji oldu. Uzun zamandır karanlık odaya girmemiştim, özlemişim. Sen zavallı bir fare gibi odama girip eşyalarımı mı kurcaladın? Tam sana yakışır bir hareket Nesteren. Ağzını toplayıp konuş benimle. Ben ne yapıyorsam Zafer için yapıyorum. Eğer bana fotoğrafları bulmasaydım... Kim bilir gidip kimlerle paylaşacaktın? Ha? Bu arada... Biliyor musun? Eğer Zafer bu belgeleri sakladığını bir öğrenirse... Çok kırılır sana. Sana son bir şans veriyorum Leyla. Eğer şimdi... Hemen... Pılını pırtını toplayıp çekip gidersen buralardan... Tüm bu yaşananlar aramızda kalabilir. Zafer belgeleri sakladı mı biliyorum. İnanmıyorsan arayabilirsin. Hatta bu hırslı ve kararlı tavrımın onun çok hoşuna gittiğini söyleyebilir. Al. Ara. Başka bir şey yoksa izninle. Çalışmam gerek. Nasılsın yavrum? Sen mi çizdin bunları? Kubilay oğlum, komutan olmak nasıl ha? Hoşuna gitti mi? Okulda arkadaşlarım da çok şaşıracak. Askerim. Asker dur bakayım ne oluyor orada? Bir hareketlik var.
Kubilay bekleyelim, ben bir vakit geleyim. Mangır lazım, mangır, mangır. Hoş geldin. Hoş geldin. Senin gibi güzelliğe meftun birine her şeyimiz feda olsun. Mangır lazım, mangır lazım. Buyur Baba Sultan. Dilenci miyim ben? Dilenciye ver bu parayı. Cebindeki 70-70. Onu istiyorum. Çok lazım. Çok mangır lazım be. Nasıl bildin? Ne yapacaksın bu kadar parayı? Karaoğlan'a lazım. Karaoğlan'a lazım. Karaoğlan beni bekler. Beni bekler. Karaoğlan kim? Anlamadım ki. Dağın kurdu. Düze inmiş. Su kurmuşlar. Vurmuşlar. O da kaçmış. Kurdun masalını. Bildin mi? Bildin mi? Bildin mi kurdun masalını? Ömer. Ömer mi baba? Ömer nerede? Mangır lazım. Önce mangır. Buyur Baba Sultan. Para o. Para o, para, para. Pis o, pis. Almam ben onu. Dur. Koy buraya. Koy. Buyur baba. Sen de gel. Gel sen de. Karaoğlan yolda. Yola girecek o. Yola çıkmalı. Ama yoldan çıkmamalı. Yol lazım ona. Yoldaş lazım ona, yoldaş. Hadi gel. Sen de gel. Hadi. Tamam Baba Sultan. Hadi gidelim. Gittim be Mehmet'im. Sen gittin, biz kaldık. Sen uçtun. Biz düştük. Ama kalkarız değil mi kardeşim? Kalkarız tabii ya. Ölüm bizi yıkar mı? Pusu bizi yıkar mı? Ama gel gör ki bu şehrin her yanı pusu. Boşa başları polis. İşimde iyi mi kötü mü bilmediğim adamlar var. Nasıl yapmalı da muhteşem çemberini yarmalı? Yarmalı da senin kanın dükkanlarda hesap sormalı. Deli o, deli o, deli o. Deli oldu benim gibi. Benim gibi deli oldu. Bak konuşuyor, bak bak. Bak konuşuyor. Bak. Hoş geldin Hüsnü abi. Hoş bulduk Ömer. Sağlam yeri bulmuşsun maşallah. Mezarlıktayız işte abi. Son nokta. Mezarlıkta yaşamayı göze alan bir adama ne yapabilirler ki? Zaten en son geleceği yeri.
En başta kapı atmış. İlahi Ömer. Güldürdün beni bu halde bir anda. Vay Mehmet'im, vay. Daha ne kadar zaman oldu defnedeli değil mi? Öyle. Kaç gün oldu ki? Daha kabre elimle koydum. Ama sanki ölü toprağın üstünde değil de benim üstümde. Kaçıyorum, saklanıyorum. Mehmet'in katilleri ise dışarıda ellerini kollarını sallayarak dolanıyorlar. Bak Ömer. Arkadaştan ayrılmak zordur. Ciğerdeler. Bilirim. Ama dedin ya, hakikatte ölü olan o değil. Şehitlere ölü demeyin demiyor mu Allah? Manevi mertebesi elbette öyledir. Ama içimi yakan acı da ölüm acısı. Bunun hesabını katillerinden sormamaksa ölümden daha ağır. Ömer'im, Allah buyurmuyor mu? Onlara ne istersiniz diye sorulsa tekrar dünyaya döndürülüp tekrar şehit olmak isteriz derler. Demiyor mu? Biz de gel. İntikamı değil, öldürmeyi değil, inandığımız fikirler doğrultusunda ölmeyi dileyelim. Hem ölürse Mehmetler ölür. Mehmetlerin davası ölmez Ömer. Hocam. Beni çağırtmışsınız. Ne oldu? Şaşırdın mı? Artık arkasına sığınıp zorbalık yapacağınız ele başınız da yok. Daha çok şaşıracaksınız. Hocam, ben zorbalığın her türlüsüne karşıyım. Hocaya da öğrenciye de fark etmez ki. Hala ukalalık yapıyorsun değil mi? Bak kızım, üniversiteler özgür ortamlardır. Despotluğa göz yumma yeri değildir. Bundan böyle hiç kimse benim dersime sıkma baş kıyafetiyle giremez. Sen de girmeyeceksin. Anladın mı? Ama ben... Aması maması yok bu işin. Az önce üniversiteler özgür ortamlardır diyordunuz. O senin gibi çağ dışı kafalar için değil. Aydınlık zihinler için öyledir. Anladın mı? Çıkabiliyorsun. Bu adam niye bu kadar kafayı taktı sana ya? Onun kafaya taktığı ben değilim ki. Benim tavrım. Ama pes eden asla ben olmayacağım. Neyse dur bakalım. Önce bir düşünelim. Sen sakin ol. Ya aslında birkaç gün ara mı versen? Ha? Böyle çok yıpratmasan kendini. Tek bir gün ara vermeyeceğim. Hoca çıkaracak dersen ben gireceğim. Hoca atacak, ben bekleyeceğim. Ne okulundan vazgeçerim, ne başörtümden. Yıldırım. Yıldırım değil. Yıldırım Başkan. Başkan. La kardeş. Bak bu Filiz bacı geçen gün dersten atan önce yanına çağırıp şimdi de derse almayacağını söylemiş. Bak bizim bir şey yapmamız lazım. Ben bu konuda yapılacak bir şey göremiyorum. Ne diyorsun ya sen? Ömer Başkan o herife bir daha derslere girmeyeceksin. Başörtüsüne engel olamazsın diye posta koydu. Adamın artistliğini yiyecek miyiz şimdi? Ömer gitti. Bu devir kapandı. Ben bu fakültenin artık yeni başkanıyım.
Ayrıca teşkilatımızın görevi kız çocuklarının peşinde koşmak değildir. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Siz de alışırsınız zamanla. İsmail Hanım, başkanımızın Kubilay'ın durumuyla ilgili bir tavsiyesi var. Öyle mi? Nedir? Profesör Doktor Ayhan Songar hocamıza da bir göstersek diyoruz. Kendisi alanında çok uzman bir psikiyatrdır. Bilemedim ki. Biz aile olarak bu durumun ortaya çıkmasını pek istemiyoruz. Ben numarasını vereyim. Aklınızda bulunsun. Ayhan Hoca iyi bir hekimdir. Bir bakar, iki kelam eder, ruhunun fotoğrafını çeker. Şu an ruhumun fotoğrafı çekilse, nefes almak için nasıl da çırpındığı görünürdü. Esma Hanım, bazen hepimiz çeşitli sebeplerden ruhumuzun daraldığını, sıkıştığını hissederiz. İşte tam bu zamanlarda Allah'ın gücünün ruhumuzu daraltan bu yüklerin hepsinden daha büyük olduğunu hatırlamamız gerek. Allah inşallah bu yaralı gönüllere inşirah ferahlığı nasip eder. Amin. Buyurun. Sağ ol. Süleyman Başkan, Yıldırım'ı orada çizmek lazımdı. Ama ne diyelim ki teşkilatta iki başlılık görüntüsü vermemek için yuttuk. Sana danışmadan bir şey yapmayalım dedik. Siz doğrusunu yapmışsınız Yaman. Sıkma canım. Ama başkan, Filiz Bacı Ömer Başkan'ın emaneti. Bir de başörtüsü mevzu var, o da başımızın tacı. Benim anam da başörtülü, bacım da başörtülü. Ya reis, böyle susup oturmak da olur mu? Haklısın Mahir. Susup oturmak bize yakışmaz. Yıldırım'a gidelim. Son bir kez daha uyaralım. Ha. Olmazsa gerekli irade beyanını ortaya koyarız. Hadi. Kime bakmıştın abla? Ha, baktığımı gördüm oğlum. Mustafa. Hoş geldiniz, buyurun. Buyurmaya değil oğlum. Nişan düğün için listemizi vermeye geldim. Tabii. Al oğlum. Ne demek Filiz'in başörtüsü bizi ilgilendirmiyor Yıldırım? Ben hepinize tek tek dertmi anlatacağım kardeşim. Ben bu fakültenin başkanıyım. Ve bu fakülteyle ilgili bizi neyin ilgilendirip neyin ilgilendirmediğine de ben karar veririm Süleyman. Hem siz hangi vasıfla benim karşımda oturuyorsunuz? Bak Yıldırım kardeş. Senin gözünü Ömer Başkan'ın koltuğuna oturamamak kör etmiş. Ben diyeceğimi dedim. Fakülte başkanı olarak son kararım budur. Ocak başkanı olarak Ömer Başkan çıkıp aksi yönde karar versin. Onu o zaman konuşuruz.
Tabii ortaya çıkabilirse Süleyman. Seninle de görüşeceğiz Süleyman. Yakındır. Arif. Ne oldu? Annem MTTB'den ayrıldı mı? Ha, sana da bir şey soracağım. Ne zamandan beri annemle gizli işler çeviriyorsunuz siz? Tümay, annem bir konuda yardım istedi, ona yardım ettim. O kadar. Nasıl ya? Ya bu kadar basit mi yani? Allah kahretsin ya, ben hiç kimseye güvenemeyecek miyim? Ben bu hayatta ilk defa sana güvendim Arif. Tümay, yapmak zorundaydım. Neden? Çünkü hayatım söz konusuydu. Sen de aynı babam gibisin. Benim için doğru olanı yaptığına inanıyorsun ama beni hiçe sayıyorsun. Öyle mi? Gel o zaman kendi gözlerini gör. Karşı provokasyon düzenlemeye çalışan gerici unsurlardan hesap soracağız. Bundan sonra faşist Ömer Yiğiter ve yandaşları halkımıza karşı işlediği suçlardan dolayı öfkemizin hedefi olacaktır. Tarık nerede? Tarık nerede? Tarık nerede? Tarık nerede? Tarık. Siz hala Arif ve Ömer'i mi suçluyorsunuz? Bu olay diğer olaylardan farklı. Çok daha derin. Ne diyorsun Işık? Bildiğin bir şey varsa söyle. Bizler de oraya ancak açık fikirlilikle... Bu ikisinin bu olayla hiçbir alakası yok. Tarık'ın katili... ...eniştem Zafer Erbay'dır. Düğün ne zaman? Henüz bir tarih kesinleştirmedik. Allah tamamını erdirsin. Amin, Allah razı olsun. Şimdi her şeyi öğreneceksin. Anne. Tümay. Ben müsaadenizi isteyeyim. Neler oluyor anne? Kızım. Yok bir şey. Hadi gel otur, ben sana her şeyi anlatayım. Oturmayacağım, dur. Ne oluyor? Anlatır mısın? Tümay. Kim bu adam anne? Senin abin Tümay. Kubilay. Bulamadık komutanım. Kendi adresine, akrabalarının adreslerine baktık ama hiçbir yerde yok. Fakat siz yine de bana itimat edin.
İğne deliğine bile saklanmış olsa bulup çıkaracağım o hemşireyi. İyi olur Bekir. Yoksa seni o iğne deliğinden geçecek kadar küçük parçalara ayırırım. Çık. Kubilay'la ilgili küçük bir sorunum var. Görüşmemiz lazım. Tamam. Tümay. Kızım ben sana her şeyi anlatacaktım. Bu da başka bir yalan mı anne? Ya bunca yıl sonra ne demek bir abim var? Kızım cesaret edemedim. Ya neyin cesareti? Neyin cesareti anne? 20 koca yıl bunun için yeterli bir zaman değil miydi? Seni de tanıyamıyorum artık. Tümay! Alo, buyurun. Ne yapacağını biliyorsun. Evet efendim, emredersiniz. Ne olursa olsun, hızlı hareket etmeliyiz. Hızlı hareket ederken oyuna gelmeyelim Ulaş. Bilgi kesin mi değil mi bilmiyoruz. Tamam Amir Ali. O NATO uşağına Milli Demokratik Devrim'in tokatını atacağız. Hem bahsettiğimiz iş çocuk oyuncağı değil arkadaşlar. Devrim de çocuk oyuncağı değildir. Yüreğin yemiyorsa gelme arkadaş. Ben varım Sedat. Riskli mi? Evet, risk var. Ama Tarık'a bunu borçluyuz. Arkadaşlar, Zafer Erbay hakkında karar alınmıştır. Örgüt olarak komitenin aldığı kararı uyacağız. Leyla'nın bazı belgelerine ulaştım. İyice kontrolden çıktı. Farklı farklı oyunlar oynuyor. Yakında hepimizi tehlikeye atacak, haberin olsun. Üstelik bunların hiçbir tanesini onunla aramızdaki kişisel husumetten dolayı söylemiyorum. Neden bahsediyorsun Nesturen? Anlat. Leyla'nın odasında Zafer'in geçmişiyle ilgili bazı belgeler buldum. Leyla'nın odasına karıştırdın yani. Öyle mi? Evet. Evet, aynen öyle. Leyla'nın odasını karıştırdım. Şüpheleniyordum çünkü Leyla'dan. Ve neticede de haklı çıktım, öyle değil mi? Hem sen inanabiliyor musun? Leyla'nın bu belgeleri kendine sakladığından Zafer'in de haberi varmış. Desene. Senin bunca yılda beceremediğini becerip Zafer'in avucunu içine almış Leyla. Zafer benim de avucumun içindeydi ama Leyla çaldı onu benden. Tıpkı yıllar önce seni çaldığı gibi.
Bana bak Nesrin. Senden bir Amerikan gibi profesyonel davranmanı isteyecekçi. Sen bir Türk gibi duygusal davranıyorsun. Ne yapmamı istiyorsun ha? Tam olarak ne yapmamı istiyorsun benden? Burada böyle elim kolum bağlı oturayım mı? Hayır. Leyla konusunda haklı olabilirsin ama bu asıl görevine odaklananı engelliyor. Leyla, ben halledeceğim. Sen de hemen gidip belgelere onu geri veriyorsun. Asla böyle bir şey yapmayacağımı çok iyi biliyorsun. Sanki, tövbe estağfurullah, sanki peri padişahının kızıyım. Sanki ankan kuşuyum. Ne peri kızına benzer benim sevdiğim, ne de ankan kuşuna. Ama ben sevdiğim için dağları da delerim, kaftanın ardına da uçarım. Sen o güzel gönlünü yorma, tamam mı? Güzel diyorsun da Mustafa, nasıl olacak o iş? Maşallah. Annemin isteklerini karşılamaya ömür yetmez vallahi. Bulacağız bir çaresini. Ya vallahi sağlık sıhhat versin. Çalışmak kolay. Mustafa. Ben sana bir şey diyeceğim o zaman. Buyur sultanım. Şimdi biliyorsun. Benim elimden bin türlü iş gelir. Olmaz Zeynep. Çalışmana müsaade etmem. Ya istiyorsam öyle zor bir şey değil. Ne bileyim böyle nakış işlerim, dikiş dikerim, yemek yaparım. Hem okula da gelirim bir yandan. Hiç zor gelmez bana. Yorulmam bile. Hatta aksine keyif alırım. Katiyen olmaz. Unut bunu. Allah Allah. Gönlümün sultanı. Sen kendi mesleğini yapacaksın inşallah. Birlikte bu memleketin çocuklarına öğretmenlik yapacağız. Yoksa ben bilmez miyim? Benim sevdiğim ne kadar fedakar, ne kadar kabiliyetli. Hem ben niye alıyorum zannediyorsun seni? Benim yemeğimi pişirecek, benim söküm dikeceksin. Çok beklersin. Beklerim. Kıyamete kadar olsa da beklerim. Ama niye? Bekle o zaman. Daha çok bekleyeceğiz bu gidişle belli. Ama sonra deme bana bak. Yok aman bu kız kocadı, bu kızın bütün saçlarına aklar düştü diye. Ya benim sevdam senin saçlarına ak düşünce bitecek mi zannedersin? Yeter ki o aklar vaktinden önce kahırdan düşmesin. Yoksa ben kahrolurum. Ellerin sağlık kızım. Allah taliplerine de embele hizmet etmeyi nasip etsin. İnşallah. Hadi bizim deliye ayın oyun ettiler. Ama bu Hüsnü'nün delisine ne yettiler ki? Terk-i diyar eyledi. Babası çıkmış, ablana dünürcü gelecek. Onu kardeşsiz bırakma demiş. Dinlememiş. Kanı kaynıyor. Bu yaşta atasözü dinlemiyor. Bana bak. Sen şimdi karşısına çıksan, eve dön desen, seni dinler. Nene, babasını dinlemeyen beni mi dinler? Ben kimim ki? Siz akransız. Sen desen, babası sözü gibi kem bakmaz. Hem komşusuz siz. İnsanın komşusu darda kaldı mı? Ona el verir. Şan için değil. Ar için. Aha. Orası öyle tabii. Ben bakarım. Dur dur. Sen otur hele. Hediye bakar. Sen embele yamacımda dur.
Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin Hüsnü abi. Buyur geç. Hoş geldin, sefa geldin Hüsnü oğlum. Ömer'den selam getirdim hatunize. Aleykümselam. Abim mi gördünüz? Ömer nasıl, iyi miymiş Hüsnü abi? Ömer iyi. Vaziyetine kıyasla iyi. Hepinizi tek tek sordu. Çok selam söyledi hepinize. İnşallah tez zamanda selamı gibi kendi de girer bu kapıdan. İnşallah, inşallah. İnşallah yüce Rabbim. Oho. 2 metre zincir. Abi beşi bir yerde iyi anladım da 2 metre zincir ne oluyor ya? 2 metre. Mustafa'yı eve bağlamak içindir o. Şura toplantısı, komisyon toplantısı, divan toplantısı deyip evden kaçmasın. Akşam kızının yanında evde olsun diye yazmıştır o zincir o. Bak bak daha bitmedi. 7 tane Trabzon burması bilezik. Oo Mustafa bak burması da varmış ha. Ben hurmasını biliyorum ama burması da var. Bak bak tek taşlı yüzük, 7 taşlı yüzük. Elmas küpe, Trabzon seti, 2 tane bijon anahtarı. Gülün abi siz gülün. Yarın bir gün sizin de başınıza gelecek. O zaman ben de aynen böyle güleceğim size. Kimilerini damadını el üstünde tutan kaynana denk gelir. Senin gibi bahtsıza dağlam denk geldi. Yapacak bir şey yok. Doğru söylüyorsun abi. Benim babam hala anneannemlere gittiğinde bal kaymaklarla, köftelerle karşılandı. Neyse. Ben gideyim şu Kubilay'a bir bakayım. Sen de liste mevzunu dert etme, halledeceğiz. Yok abi ben bir şey istemiyorum. Ne istiyorlarsa onu yapacağım dedim bir kere. Laf ağzımdan çıktı. Tamam bakacağız bir hal yoluna. Hadi eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz abi. Burması da varmış ya. Bak hala konuşuyor ya. Sakinleştiysen konuşabilir miyiz? Olamaz. Benim bir kardeşim olamaz. Kızım, bak dinle beni. Bir anne bunu yapamaz. Bir anne evladını yok sayamaz. Her şeyi izah edeceğim ben sana. Her şeyi anlatacağım. O zaman hiçbir şey izah etmem. Hiçbir şey. Ya bunu bana nasıl yaparsın? Bunu benden nasıl gizlersin? Tümay, bak abim Kubilay hastaydı kızım. Bir tür akıl hastalığı vardı. Şiddete meyilliydi, önünü alamıyorduk. Zafer de yüksek mevkilere gelmek istediği için Kubilay'ı göz önünde bulundurmak istemiyordu. Yüksek mevkiler? İnanamıyorum. Bir gün çok feci bir şey oldu Tümay. Sen de Işık'ta daha çok küçüktünüz. Kubilay sizin aranızda olması tehlike arz ediyordu. O yüzden de onu evden uzaklaştırdık. Zafer hedeflerinin önünde Kubilay'ı bir engel olarak görüyordu. O yüzden de onu hayatımızdan çıkardı. Hiçbir yerde kaydı yok oğlum. Hiçbir yerde. Sanki hiç var olmamış gibi. Ama şimdi başka bir tehlike söz konusu. Bak, babanın düşmanları size zarar vermek istiyorlar. O yüzden de Kubilay klinikten kaçırmak zorunda kaldı. Arif de biliyordu. Ve sana yardım etti.
Hayır. Arif'in hiçbir günahı, hiçbir suçu yok. Kızım, Arif bana yardım etmeyi, sana bütün gerçekleri anlatmam şartıyla kabul etti ama ben yapamadım. Anlatamadım, cesaret edemedim kızım. Tehlike artınca da harekete geçmek zorunda kaldık. Tümay, baban Kubilay'ı bizim aldığımızı bilmemeli kızım. Eğer birilerinin ona ulaşmaya çalıştığını öğrenirse onu sonsuza kadar ortadan kaybeder. Kızım, sen, Işık, Kubilay, hepiniz benim evlatlarımsınız. Ben artık evlatlarımdan ayrı olmak istemiyorum Timur, istemiyorum. Ben senin artık evladın falan değilim. Her şeyi anlatacağım sana Tümay. Ne olur kızım, ne olur dinle beni. Ne olur öyle bir dinle. Ne olur dinle. Anlatacağım sana her şeyi. Dedim. Kimin oğlu vardı filan? Su iç biraz. Oğlu var dedim ben. Yapma dedim ben. Alo Esma. Zafer. Ne oldu, bir şey mi var? Evet, Kubilay. Ne oldu Kubilay'a? Kubilay'ı kaçırdılar. Kim? Kim kaçırmış Kubilay'ı? Nerede şimdi? Şimdilik net bir bilgi yok. Araştırıyorum, güven bana. Kimse Zafer Erbay'dan oğlunu alamaz. Kubilay'ı bana getir Zafer. Bul onu. Oğlumuzu bulacağım. Ne kadar oğlun kodesi boyuymuş olacak.
Arayı açma kardeşim, böyle sık sık gel. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Ha, abine de selam söyle. Eyvallah. Tümay. Hayırdır? Kubilay'ı mı görmeye geldin? Gel, götüreyim seni abine. Buyur. Tümay. Buyur. Ben sizi yalnız bırakayım. Geldiyse bu bebek yüzünden geldi zaten her şey başımıza. O senin bebeğin. Ben hep onunla uyudum. Bak bu sen. Bu da ben. Çok güzel. Ben miyim şimdi bu? Beni mi çizdin yani sen? Ne oluyor Nesren? Bu babam ne? Evi terk ediyorum. Gitmeden önce son bir kez sana veda edeyim dedim. Her zamanki gibi kafana göre iş yapıyorsun yani. Her şeyi sen kendin yapıyorsun komutan. O kadını da bu evde gördükten sonra artık senin için sadece bir misafir olduğumu anladım. O yüzden bu herkes için en doğrusu. Böyle arada babamla balık tutmaya giderdik buraya. Atları sever misin sen de? Babam seni de küçükken at bindirmeye götürür müydü? Korkuyordum ben. O da bağırıyordu bana. Korkma artık. Sana kimse bağırmayacak artık. Sen kimsin? Kime çalışıyorsun? Anlat bakayım. Allah'ım bana yardım et. Ne
Efendim, Marif Ünlü geldi. Gelsin içeri. Hoş geldin Arif. Hoş bulduk. Gel, buyur otur. Ne içersin? Çok teşekkür ederim. Fazla vaktinizi almayacağım. Şu tekzip mevzuyla ilgili teşekkür etmeye geldim size. Onlar çok önemli şeyler değil. Ömer gibi adamların düşüncelerini tasvip etmesem de neticede sizin arkadaşınız. Ayrıca aksi ispat edilene kadar herkes masumdur, öyle değil mi? Öyle hedef göstermeler falan doğru değil. Doğru söylüyorsunuz. Ama ona iftira ettiler. Onu kaçak duruma düşürdüler. Ama arkadaşımızı tarayanlar elini kolunu sallayarak geziyorlar. İşte bu biraz kanıma dokunuyor. Mazlumlar ödeyeceksin. Zalimler dışarıda. Ben bu konuda biraz yaralıyım Zafer. Benim babamı da öldürdüler. Onun katilleri elini kolunu sallayarak belki dışarıda geziyorlardır ha. Kim bilir? İşte bu bozuk düzen insanı kendi adaletini sağlamaya teşvik ediyor. Ben bile bazen düşünüyorum. Babamın katiliyle yüz yüze gelsem ne yapardım diye. Zor. Zor. Silahlardan pek anlamam. Ama koleksiyonunuzda bayağı nadide parçalar var. Öyledir. Atışa merakın varsa bir ara gel, talima da gidelim. Muhakkak giderim. Ayrıca babanla ilgili yapabileceğim bir şey olursa beni haberdar et. Sizi muhakkak haberdar edeceğim. Ben seni unutmadım sanırım. Özür dilerim. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Zahmet ettin. Estağfurullah canım, ne zahmet. Ya Mustafa, çok teşekkür ederim her şey için. Çok güzel bir şeye vesile oldun. Eyvallah.
Ama bence bana değil Arif abiye teşekkür etmelisin. Hadi afiyet olsun size. Evet. Gözaltına aldığınız Kubilay Erbay'la yüzleşebilirim. Ne diyorsun sen be? Zaten başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi. Şimdi hemen çık git buradan. Biri görecek, Zafer komutana bir şey söyleyecek, mahvolacağım. Sizin gözünüzde gerçekten ateş gördüğümü zannetmiştim. Yanılmışım. İyi. Şimdi de çık, biraz dışarıda yanıl o zaman. Hadi bakalım. Kimseye de bir şey söylemeye kalkışayım deme. Çık dışarı. Tamam. Gönder içeri. Hoş geldin Leyla. Merhaba Thomas. Umarım ayrılacak 5 dakikan vardı. Konu Nestor'un galiba. Ona kafanı takmana gerek yok Leyla. Nestor'un bizim artık üzerine konuşmayacağımız bir konu değil. Ne demek istiyorsun? Nestor'un senin için bundan sonra bir engel değil. En fazla gazetenin adli haberler kısmında çıkacak bir isim. Peki karşılığında ne istiyorsun? Sadece dostluğun hem bana hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne. Kolay gelsin. Akşam yemek kaçtı? Servisimiz 8'de başlıyor. Teşekkür ederim. Memur bey. Evet. Dışarıdan size gönderdiler. Buyurun. Bir suç hadisesiyle alakalı ifade vermek istiyorum. Sizi dinliyorum. Ben özel bir klinikte hemşire olarak çalışıyorum. Evet. Gece klinikte bir adam kaçırma vakası yaşandı. Adam kaçırma. Evet. Gel. Başkanım, kaçırma vakasıyla alakalı ihbarcı geldi. Hemşireymiş. Hemen buraya getirin. Bakar mısın? Hanımefendiyle ben ilgileneceğim. Amirim, ben de girişe imzaya götürüyordum. Boş ver imzayı sen. İşine bak. Peki. Hanımefendi buyurun, beni takip edin. Gir. Buyurun. Buyurun. Otur. Evet. Dinliyorum. Dışarıda memur beye de anlattım. Ben özel bir klinikte hemşire olarak çalışıyorum. Dün gece de klinikte adam kaçırma vakası yaşandı. Peki neden dün gelmedin? Çok korktum. Eli silahlı bir adamla karşı karşıyaydım. Ne yapacağımı bilemedim. Bu bahsettiğin şahsın nasıl biri olduğunu hatırlıyor musun? Evet. Eşkalini tarif edebilir misin? Evet efendim. Siz laftan anlamayacaksınız belli. Geçen gün intikamını alayım diye kendi ayağınızla tıpış tıpış mı geldiniz? İyi. Ömer Başkan,
Sol aklı sana selam etti. Ben onun kanındaki deli huyu bilirim dedi. Arkadaşının kanına giren tetikçilerin adresi burada. Niye yapıyorsunuz? Ne menfaatiniz var? Bizim dosttan yana menfaatimiz olmaz Ömer Başkan. Al. Solaklı, yiğit pusatsız olmaz dedi. Dün sette gördüm. Nasıl olduğu bilmiyorum. Feride. Zeynep'in arkadaşı Feride. Mustafa, sen beni dinlemiyorsun ha? Ya dinliyorum Selma. Feride diyorsun, Zeynep'in arkadaşı diyorsun. Ne olmuş? Ha? Zeynep'in arkadaşı ya. Ya diyorum ki hani Zeynep bir ağzını arasa, bir konuşsa, benden bahsetse. Şu kardeşin de bir yüzü gülse artık. Ya kardeşim gönlümüze ateş düştü, anlarsın sen. Kardeşim o ateş sadece gönlüne düşmüyor. Bak sonra başına da düşüyor, cebine de düşüyor. Birazcık bakın bana, halimden ibret alın. Ya Mustafa sen ne alem adamsın ya. Dakika bir, gol bir, soğuttun beni. Talha, başkanın odasında kim var? Hilmi Oflas gelir birazdan, çıkıyor. Oo. Hilmi abi gelmiş. Selamün aleyküm gençler. Aleyküm selam Hilmi abi. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Gel, gel, buyur otur. Sağ ol. Hilmi abi seni gördüğüm çok iyi oldu. He. Ya bir yazar vardı, onun kitapları hakkında bir şey soracaktım sana ama. Dur. Dur Selma. Önce ben bir şey soracağım sana. Sen bu Büyük Doğu dergisine abone misin? Ayıp ediyorsun abi. Tabii ki aboneyim. Yetmez. Yetmez Selma. Yetmez. Sağ kolunu ayrı, sol kolunu ayrı abone yapacaksın. Bak bana. Bak bana. Horozuma, tavuğuma bile isim koyup ayrı ayrı dergiye abone yaptın. İlahi Hilmi abi ya. O zaman postacı her salı günü senin kapına dayanıyordur. Bir kucak dolusu dergiyle ha? Ya evet. Sana söz veriyorum. Sağ kolumu da sol kolumu da ayrı ayrı abone yaptıracağım. Hadi bakalım. Bu arada bana müsaade, benim sete gitmem lazım. Müsaade senin. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Hadi sana da. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Hilmi abi. Heh. Buyur abi çay. Sağ olasın. Eline sağlık. Abi ya, iş portacılık işi nasıl gidiyor? Nasıl gitsin? Hepimiz ekmek derdindeyiz işte Mustafa. Nasıl gitmesi gerekiyorsa öyle gidiyor işte. Öyle de abi, şimdi sen haftada 4 gün pazara çıkıyorsun. Hı. 5 gün çıksan, 6 gün çıksan, ayda ne kadar geçer eline? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ben Fethiye Hüsnü Beyciğim. Siz de Halit'in babası olmalısınız. Ben sizi gıyaben tanıyorum. Buyurun. Halit'i nereden tanıyorsunuz? Halit, bizim en sevdiğimiz kardeşlerimizden biri. Üniversiteli ve liseli talebe arkadaşlarının evinde kalıyor. Duydum ki sizinle bazı münakaşalar yaşamış galiba. Her evde olan şeyler. Her evin hususi mevzuları. İsabet buyurdunuz efendim. Her evde var. Çünkü zamanımız anarşi ve tetiş zamanı. Ev ev, oda oda, kardeş kardeş bölüyorlar. Halit kardeşimiz de sokaklarda sağda solda olmadık insanlarla muhatap olmasın diye hizmetimizin evlerine aldık kendisini. Hizmet? Allah'ın bu kıtmir ve arkadaşlarının memur kıldığı vazife efendim. Gençliğin imanını kurtarmak için bir eğitim seferberliği. Sizin evlerde iman kurtarılıyor yani. Nuh'un gemisi gibi. Eve giren kurtuldu,
girmeyen helak oldu, öyle mi? Estağfurullah Hüsnü Beyciğim, yanlış anladınız. Herkes kendince aynı davaya hizmet ediyor zaten. Sadece bizim yolumuz diğerlerine nazaran en etkili ve en kesin yoldur. Çağımızın gerekliliklerini ele aldığımızda bu çok aşikar. Bakın Fethi Bey, bir Müslümanın benim yolum doğru yol demesi ruhsatlıdır, izin vardır. Benim yolum en doğru yol demesi tehlikelidir. Benim yolum tek doğru yol demesi felakettir. Siz felakete yakın bir tehlike üzerinde duruyorsunuz. Ben kendimi izah edemedim, bağışlayın. İnşallah bir gün bizi daha iyi tanımak ve Halit'in arkadaşlarıyla da tanışmak için hanemize teşrif buyurursunuz inşallah. Gelirim. Elbet gelirim. Sizi tanımak lazım. Hem de çok iyi tanımak lazım. Aleykümselam. Fethi hocamızın kalbini kırmışsın Remzi. Kalbini mi kırmışım? Ha, bu adam isterik isterik konuşuyor, beni ayar ediyor zaten. Hayırdır, yine neye alınmış? Muhterem Fethi hocamıza ismiyle hitap etmişsin. Etme. Gerekli saygıyı göster. Siz bu hocalık işini amma ciddiye aldınız ya. Hayırdır? Hani bunların hepsi rol icabıydı? Vazife içindi. Ne oldu? Remzi. Oğlum bak. Sen gidersin. Ben giderim. Hatta Zafer komutan bile gider. Ama o kalır. Fethi hocanın geleceği parlak. Ona göre saygıda küsur etmeyeceksin. Gerekli saygıyı göstereceksin. Canım benim. Ne oldu? Kim seçilmiş? Yüksel Hoca kimi seçmiş? Aslında bugün buradan birçok kişiyi boyuna bükük gönderdim. Müjdeli haberi vermek de bana düştü. Birleşen Yollar filmindeki Leyla karakteri için Yücel Çakmaklı hocamız sizi uygun gördü. Ben mi? Uygun mu? Müthiş bir haber bu ya. Biliyordum. Sonunda birinin beni keşfedeceğini biliyordum. Evet. Feridan ama... Vatandaş gel, boşuna başka yerde arama, bulamazsın bu fiyata, gel. Buyur abiciğim. Ucuzluk burada hanımlar beyler, ucuzluk burada. Yetişen alıyor, bir alana bir edama. Gel, koş sen de gel, sen de al. Ey kalabalıklar, ey çıkmaz sokağa girdiğinde durup kafasını kaldıran kalabalıklar. Alın, alın bu dergilerden birer tane okuyun. Sadece giyim kuşamınızı düşünmeyin. Kafanızın içini de düşünün. Eğer kafanızın içi dolu olursa hayatınız daha anlamlı bir hale gelir. Alın, alın okuyun. Okuyun, okuyun ve düşünün. Eğer siz okumazsanız eşinize, dostunuza, çoluğunuza, çocuğunuza okutun. Gel vatandaş gel. Gün ışıklar bunlar. Kış geldi. Sen de al bir tane, üşüme. Gel, gel. Mustafa. Babana bir işlik alalım mı kızım? Gel anne Allah aşkına. Çenesi biraz daha sivriydi.
Saçını da sağdan sola doğru taramıştı. Alo. Bekir, nedir durum? Var mı bir haber? Hemşireyi bulduk efendim. Şu anda zanlının eşkalini çizdiriyor. Ben de resim bitince sizi arayacaktım zaten. Tamam Bekir. Haber bekliyorum. Peki efendim. Kardeşim. Vay. Özledik be. Özledik valla. Nasıl halin keyfin? E işte. Ölüyle diri arasında. Var mı bir şey ihtiyacın? Yok kardeşim. Yok. İhtiyacım olan şey, Mehmet'e kıyanları, beni bu tuzağın içine çekenleri tek tek çivilemek. İhtiyacım olan şey bu. İntikam istiyorsun ha? Biliyorum. Doğru olanı bu değil ama. Ama gönül ferman dinlemiyor. Anlıyorum seni kardeşim. Çok iyi anlıyorum. Dur desen de gönlün durmuyor. İntikam almadan nefes alamıyorsun sanki. Aynen öyle. Sanki kana susamış bir canavar göğsümün içinde. Hoş bulduk Zeynep. Ya ben Arif'i Metetepe'de bekledim, gelmedi. Okula uğradım, orada da yoktu. Belki evdedir diye. Yok, evde değil Arif abim ama akşam yemeğinde burada olur mutlaka. Girsene içeri. Yok, ben gelmeyeyim. Daha sonra görürüm nasılsa. Olur mu öyle şey? Gelmişsin buraya kadar. Hem akşama ne kaldı şurada? Hadi gel beraber yemek yeriz. Ya şimdi Arif'in haberi yok. Yani çok münasip olmaz. O nasıl söz? Allah aşkına. Aramızda teklif mi var? Gel hadi. Gel gel. Hadi sofrayı hazırlamama yardım edersin hep. Bunları giyebilirsin. Neyin var senin Tümay? Arif abim de bir tuhaf bu aralar. Neyse canım. Biz şimdi bir güzel hünkâr beğendi yaparız. Herkesin keyfi gelir yerine. Hadi gel mutfağa geçelim. Gel. Hayat ne kadar acayip değil mi? Babamın katiline ulaştım gibi. Ne? Ya bu. O gazeteci kızın geçen yaptığı gibi bir şey çıkmasın. Bu sefer ciddi şüphelerim var. Hakikate ulaşmama çok az kaldı inşallah. Kim peki bu kansız? Söylesem de inanmazsın. Tümay'ın babası. Ne diyorsun ya? Ne yapacaksın peki? Senin kalbinden geçeni yapacağım. Nasıl olur peki? Öyle işte kardeşim. Musa'yı sepetin içinde Firavun'a ulaştıran Allah beni de sevdanın peşinde bu zalime eriştirmiş. Emin misin peki? Ofisine gittim bugün. Kansız. Gözlerinin içine baktım. Bilerek babamdan bahsedeceğim. Gözler yalan söylemez kardeşim.
korktu. Hemen orada kafasına sıkacağım sandı. Kız ne olacak peki? Size ikinize ne olacak? Yazık olacak. Bayağı iyi olmuş kıvamlı. Dur. Arif abim Hünkar beğendiği bol patlıcanlı sever. Öyle mi? Tümay, izin olursa bir şey sorabilir miyim sana? Tabii. Arif abimle aranızda kötü bir hadise mi geçti? Ben biraz haksızlık ettim galiba ona. Çok fevri davrandım. Ve sanırım onu incittim. Bir durur musun? Acelem var Şükran. Hem ben sana diyeceğimi dedim. Halit. Ben birlikte yürüyelim diyorum. Sen dönüp yüzüme bile bakmıyorsun. Bir ömür böyle geçmez Halit. Sen önde ben arkada. Beraber yürümemiz lazım diyorum. Bazen dar sokaklara giriyorum Şükran. Halit. Tamam. Yolunu sen çizmek istiyorsan çiz. Ama beni yalnız bırakma diyor. Beni geçtim. Ailen. Annem babam başında. Onların kıymetini bil. Beni de aileni de üzme artık. Selamun aleyküm. Halit nerede Hüsnü Bey? Bir sakin ol Müberra Hanım. Daha ne kadar sakin olacağım ha Hüsnü Bey? Kaç zaman oldu oğlumuzun evine gelip gittiği yok. Anneyim ben. Yüreğim yanıyor herhalde. Haklısın hanım, haklısın. Bugün Fethi Hoca geldi dükkana. Genç bir vaiz. Talebelerle de ilgileniyormuş. Bizim Halit onun açtığı evlerden birinde kalıyormuş. Yeri yurdu belli ya. Buna da şükür. Hocayla'ymış ha? Bak yakında gelir o zaman evime. Hoca ya. Hoca. Hoca da olsa Halit'in dışarıda kalınca evi ihmal etmesi doğru değil hanım. İtin köpeğin eline düşeceğini, namazında niyazında olan insanlarla daha niye mırın kırını ediyorsun? Kollarsın oğlunu, hocasıyla beraber konuşursunuz, elinden tutup getirirsin evladımı. Tamam hanım, tamam. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Ben aslında Arif'e bakmak için gelmiştim. Ama Zeynep ısrar edince öyle kaldım. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Zeynep de kendisine yardım etmen için gitmene müsaade etmemiştir zaten. Hatırlıyorum.
Hatırladığım kadarıyla böyle biriydi. Peki. Baba. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Heh, Arif oğlum da geldi çok şükür. Haletim dolaydı. İnşallah. Hoş geldin abi. Bak misafirin var. Hoş geldin Tuna. Hoş bulduk Arif. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Tamam olduğumuza göre başlayabiliriz artık. Yemekte ne var tahmin et abi. Tümay ile beraber Hünkar beğendi yaptık. Ben çok aç değilim. Bana koy. Size afiyet olsun. Evladım bir çorba içseydin bari. İştahım yok işte. Sağ ol. Polis. Nestelen Hanım. Tutuklusunuz. Ne tutuklusu be? Ne saçmalıyorsun sen? Ne yaptığını zannediyorsun sen be? Bırak! Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Zorluk çıkartmayın. Şu arabaya yaslanmış olan adama bak. Ya duvara yaslanmış olan şapkalı? Elinde gazete olan? He? Gece söylemiştim. Benden başka hiç kimseye güvenemezsin. Komutanım, resim tamamlandı. Ama yani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Söyle Bekir, uzatma. Resimdeki şahıs Tarık'a çok benziyordu. Ben de hemşireye Tarık'ın fotoğrafını gösterdim. Tarık olduğunu teşhis etti. Ne Tarık'ı lan? Nasıl olur bu? Sen o hemşireyi gözün önünden ayırma. Bir oyun oynuyorlar ama benimle oyun oynanmayacağını göstereceğim onlara. Peki efendim. Elhamdülillah. Hanelerimiz helalinden bereketle dolsun inşallah. Yapanların elleri hiçbir zaman dert görmesin. Yüzleri hep gülsün. Bahtları hep açık olsun inşallah. Amin. Çay demledim ben. Masayı toplayayım, doldurayım hemen. Ben de sana bir bakayım. Bu ne acele Arif oğlum? Kızımız çayını içseydi, hazırlamışlar o kadar. Aynı babası. Bir soluklan evladım. Geç olmadan Tümay'ı bırakırsam iyi olur. Evet, Arif haklı, ben gideyim. Geç oldu birazcık. Ben her şey için çok teşekkür ederim. Zeynep, ellerine sağlık, her şey harikaydı. Dün öyle şey beraber yaptık, senin de ellerine sağlık. Tekrardan mutluluklar dilerim. Bu arada düğününe beni çağırmayı unutma sakın, olur mu? Unutmam tabii. Darı senin başına inşallah. Tekrardan iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ailene hürmetlerimizi ilet evladım. Hı hı.
koyayım o zaman. Silah doğrultunuzu sanıyorsunuz. Bizler devrimin askerleriyiz Zafer Erbay. Sen de faşist bir vatan hainisin. Şu andan itibaren devrimcilerin tutsağısın. Döktüğün kanların ve kıydığın canların hesabını vereceksin. Sedat, ulaş. Baskını emrini kimden aldın? Kimseden emir almadım. Zevk için taradım. Demek zevk için. Anladım. Ona bak. Sen kimle uğraştığını bilmiyorsun. Bu işler senin boyunu aşar. Koçum, mezarcıyım dedim ya sana. Bizde her boyu uygun mezar var. Sen boyundan haber ver. Son kez soruyorum. Stant'ı kurşunlama emrini kimden aldın? Arkadaşların mermiyi yediğinde nasıl kıpırmıştı ama hatırladım. Özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yapmadık. Yok. Ben sana haksızlık ettim. Anlamadan, dinlemeden seni suçladım. Beni affet ne olur. Yerine kim olsa aynı tepki verirdi. Bana kızgın değilsin öyleyse. Sana niye kızayım ki Tümay? Ben senden gerçekleri sakladım. Ama bana iyilik olsun diye yaptın.
bu hakikati değiştirmez. O zaman bana kızgın değilsen neden gözlerini kaçırıyorsun benden? Tümay, bu arkadaşlığın sonu yok. Bizim görüşmememiz lazım. Yok. Sen inkar ediyorsun ama hala bana kızgınsın. O yüzden böyle söylüyorsun değil mi? Kızma bana Arif, ne olur. Hayır, ben kendime kızıyorum. İşin bu raddeye gelmesine ben izin vereceğim. Ama bundan sonra her şey eskisi gibi olacak. Abi söyleme böyle, ne olur. Tümay, görmüyor musun? Biz seninle olamayız. Alın artık. Ne arkadaş ne de başka bir şey, anladın mı? Beraber yürüyebiliriz demiştim. Evet, söylemiştim. Ama böyle bir şey olmayacak. Şimdi her şey eskisi gibi olacak diyorsun. Bana kalbimi geri verebilecek misin Arif?